Bugün 11 Ekim 2023 Çarşamba Murat Özgen Youtube olduğu oldu. Gün analizi programı sizlerleyiz. Ben Murat Özgesen. Açtan başlıyoruz. Gündemik sırasında gözler raflarda biri var. Değerli takipçilerim, Bakan Bolat'ın yüzü çağrı sonrası kampanyası tek edecekleyen yani Birleşmiş Mimarkalar. Değerli başlarından önce... İşte 10.30 arası indirim öngörüyoruz derken de kampanyaya katılacağını duyurdu. Zincir marketlerde kampanyaya katıldı. A101 tüm düğün kategorilerinde düzenli indirim yapacak. BİM 500 üründe. çok bin üründe. Mikros da 15.000 üründe. %50'ye varan indirim uygulayacak diyor. Akşam gazetesinde yer alıyor manşet. Sabah geçiyoruz manşetimiz. Bağımsız Filistin dedeti ertelenemez. Bu Efrem Süryani Kadim Ortodok Oskizliğinden çalışan konuşan Başkan Erdoğan Ortodok Otaba için şu çağrı yaptı. Başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi ertelenemez. Filistin meselesi çözülmedikçe bölge barışa rahatsız kalacaktır. İki devletli çözülme önerilidir. Önemlidir. 1967 sınırlarında temelinde bağımsız başkenti olan Kudüs olan devleti Ertelenmez ihtiyaçlar. Kundaklı Kundak'taki beylerin ölümü yürekliyle yakıyor. Türkiye'de tasımaların durması için dinlenen Ateşe körükle gitmeni fazla yok. Adil barışın kaybedeni olmaz diyor. Sabah gazetesinde yer alıyor manşet. Posta gazetesi diğer gündem ise ölüm kapanı. Havasının silahlı kanadı Kalsam Tugaylarının Cuma sabahı başlattığı sürpriz saldırıda İsrail tarafından 3. asker 900 aşkın kişileri kaybetti. Sadece konser alanında katledilen gençlerin sayısı 260 buldu. 9 afet askeri öldü. 130 kişi zarar alındı. İsrail'in karşı saldırısında ise Gazze'de 800 e aşkın hedef bombalandı. 600 e aşkın Filistin hayatını kaybetti. Es Şati müddetçi kampı filan hedefindeydi. Es Susi ve Ahmet Yasin camileri birlikte 6 cami yerli bir oldu. Dün Kudüs ve Televizyon Seren yükseldi. İsrail'de savaş hali ilan edildi. Savunmakanın Yuval Galant, Gazze'nin Tamam kutulmasına emin verdi. Bundan sonra gayet de direkt iyice olmayacak. Her şey kapanacak dedi. Boş bu kadar dedi. Oh da daha az başlık sıkı durun. İsrail Hamas'a verdiği yanıt. O de, doyu değişti. Çıkamasın başına gelecekler. Kolon olarak değil konuştu. Ayrıca neyse helikopterleri Lübnan'a saldırı başlattı diyor. Sabah posta gazetesinde yer alıyor manşet. Korkusuz gazetesine geçiyoruz. Manşetimiz emekliliğin boş lafa karnı tok hemen zam istiyorlar. Milyonlarca emekli düşük maaşlarla kanını doyuramıyor. Aylarda hükümet arasını duymuş olan emekliler sokaklarla hakim emeklilerle ayağını Dün de tüm emekliler sene mesajı meclisinde şubesiyle sahaya indi. Pankartlarla, sloganlarla geçim sorunu arkaya diktarda emekli desteği dedi Emekliler de yoksulluğunu pahalılığı kadar karar, karar kabul etmeyeceklerini vurguladı. Emekliler 40 aylıkları cep harcı ödüyor yarıştı. Yenilmek üzere emekliler hiçbir şekilde kabul edilemez. Gıda harcamalarımız bile karşılamıyor diye şey konuştu. Savaş şiddetleri tarikatlar hızlı değil. Emeklilere bütçe hızlı döviz dikkat çekti diyor. Korkutuz gazetinde yer alıyor manşet. Dünya gazetine geçiyoruz. Manşetimiz piyasalarda savaş gerginliği. Piyasa hareketli bir haftaya daha geliyor. Eylül ayı rakamlarının açıklandığı geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Kafize Gaye Erkan'ın plan ve bütçe komisyonunda yapı yaptığı sunum, ABD tahvil faaliyetinin seri piyasalar tarafından yakından takip edildi. Çiftli Morgan'ın Türk Lirası'nın ucuz olduğuna ve ilerle devrasyonuna gerek olmadan yönelik açıklaması yine aradan günler biri oldu. Piyasalar yine hafta ise İsrail Filistin arasında yaşanan sıcaklık tutmaları bölgesinde başlıyor. Hamas'ın askeri kanadı Kasam Tugaylar'ı İsrail'e aksız ufak izmini verdikleri bir saldırı başlattı. Açıkladı. Karşılıklı saldırılan her iki taraftan uluslararası çıkışlarını kaybedebilen iki şeyler Osmanlılar Türkiye'nin İsrail Filistin gerginliğinde alacağı, tavrın hiçbir zaman etkili olacağı görüşünde. Dışişleri Bakanlığı'na yapılan ilk açıklama Türkiye'nin dengeli bir strateji edeceğini sinyal olarak ağırlamış durumda. İsrail Filistin arasında yaşanan gerginliğinde piyasaların ilk tepkili olumsuzluğundan söylemek ise profesyonelisti Seyir Abidin Balcı savaşın seyrine göre yönü belirleneceğini düşünüyor. Dünya arasında yer alıyor manşet ve son haberimiz nasıl bir ekonomi diyeceğiz manşetimiz Doğu Akdeniz sonrası savaşın tehdit altında. Rus Ukrayna savaşında Türkiye ve dünya ticaretinde olumsuz etkileri sürerken ikinci bir sıcak tartışma noktasının orta doğuda patlak vermesi, işte sokit vermesi özellikle bölgeyi gidiyor, işte Savaşın yayılması itibar verildiğini konulurken, savaşı insan boyutunun yanı sıra atacağı ekonomik insan ekonomik insan ekonomik Ekonomi üniversitesinde konuşan Jürgen Zedek temsilcileri, savaş bölgesindeki limanlarda operasyonların kesinlikle uğradığı, vatanların kapatabileceği yönünde endişe bulunduğu bilgisini verdi. Lüb limanlardaki sıkıntı Türkiye'nin yerleştirdiği hepsini di ve ticaretin yanı sıra Suriye, Ürdünmaz, Asya'nın Türkiye bağlandığı yükseldiği ülkeleri için de dedi oluşacağına dikkat çekiliyor diyor. Ekonomi, nasıl bir ekonomi gazetesinde yer alıyor ve son gazetemiz fotoğraf güzel bir haber bitirelim. Manşetimiz Türkiye'nin zaferi. Bu işte, futbolda büyük hayalimiz gerçek oldu. UEFA 2032 2'deki Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye İtalya Birliği'nde İtalya Birliği'nde tıklandı. Cumhuriyet'in 3. yılını Avrupa Şampiyonası'nda taşlandı dedik. Türkiye Avrupa Futbolu'nun en büyük organizasyonu dönemi başlasını dediğimiz attı. Euro 2032 İtalya Birliği dönemi yaptığımız başvuru UEFA Ejda Kurulu tarafından kabul edildi. Daha önce Türkiye İtalya futbolcuları heyetleri UEFA ve Yönetim tarafından sunumları gerçekleştirdi. Daha sonra dönemde törende UEFA Başkanı Cefir'in Euro 2032'nin Türkiye İtalya Futbolu'nun haberiyle açıkladığı karar Türk ve İtalya Birliği'nin yükselenişle karşılandı hayırlı olsun diyerek noktaya koyalım. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.